Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili öz versiyon videolarımıza ilk alt başlığımız olan 20. yüzyıl başlarında dünyanın sorularda, biliyorsunuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi LYS ve KPSS sınavlarında çıkıyor. En önemli noktalarını alt başlıklar şeklinde topladık. Bunlar sorularda çıkabilitesi en yüksek olan noktalar, kısımlar. Monroe doktrini. Birinci Dünya Savaşı'nda istediğini elde edemeyen Amerika'nın tekrar geri döndüğü politika. Demek ki daha önce uyguladığı bir politika. Nasıl bir politika? 1820'lerde ABD Başkanı James Monroe'nin yalnızlık, diğer adıyla infilat denilen politikasıdır. Bu şu demektir: ben Avrupa'nın iç işlerine karışmam, Avrupa'yı da kendi iç işlerime karıştırma. Bu politikayı ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda terk etmiş ama başarılı da olamamış idi. Ne? Bolşevik İhtilali sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başına geçen Lenin'in yeni ekonomi politikasıdır. Nedir bu? Tüccara, esnafa kolaylık sağlayan, tarım topraklarına el koymaktan vazgeçen bir reformdur, ekonomik reformdur. Ne? Ne banka ülkesidir, kim oluşturmuştur şeklinde sorulabilir. Bunu da unutmayın. Kolektifleştirme. Lenin'den sonra Sovyet Rusya'nın başına geçen Stalin döneminde küçük tarım arazilerinin birleştirilip geniş topraklara, geniş arazilere tarımla, makinalı tarımın yapıldığı geniş arazilere verilen isim ya da sisteme verilen isimdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kolektifleştirme, Stalin. Basmacı hareketi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği asimile politikası uyguluyordu. Orta Asya'da, Türklerin bulunduğu coğrafyada Türkistan'ı 5 bölgeye ayırmıştı. İslamiyet'i yasaklamıştı. Kiril alfabesini zorunlu tutmuştu. Uydurma tarih oluşturmuştu. Bu hareketine karşı Orta Asya'daki Türklerin Türkistan Türkistanlıların da sloganıyla başlattıkları bağımsızlık hareketi. Hatta bu hareketin başına kim de geçiyordu? Enver Paşa. Meiji Restorasyonu. Japonya'da 1800'lü yıllarda İmparator Mutsuhito döneminde Batı tarzında yapılan yeniliklere verilen isimdir. Aydınlık hükümetler denir. İşte Batı tarzı takvim, kılık, kıyafet, modern bankacılık, modern anayasa, demir yollarının, fabrikaların inşası gibi. 1929 ekonomik krizi, ABD borsasının 24 Ekim 1929 Perşembe günü dibe vurmasıyla Amerika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan, halen tüm dünyanın en büyük ekonomik krizidir. Kara Perşembe olarak da bilinir. Türkiye'de yerli malı kullanma koruma kanunu, TBMM Başkanı Kazım Özel tarafından Milli Tasarruf Cemiyeti kurulmuş. Aynı zamanda bu özel sektörü geliştirme, büyütme amacını taşıyan teşviki sanayi kanununun da başarısız olmasına yol açmış. Hatta tamamen devletçi ekonomiye geçilmiştir. Antiparantez, 29 dünya ekonomik krizinden kara perşembeden etkilenmeyen tek ülke olarak da Sovyetler Birliği geçer. Kapalı bir ekonomik modeli benimsediği için. Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin isteğiyle Wilson ilkelerine geçiyordu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki Paris Barış Konferansı'nda kurulma kararı alınmıştı. Dünya barışını korumak amacıyla oluşturulan uluslararası kuruluş. Koruyabildi mi, koruyamadı, korusaydı 2. Dünya Savaşı çıkmazdı. Merkezi Cenevre'ydi. 1932'de Türkiye'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştu. Laverno yine Avrupalı devletlerin barış korumaya yönelik bir antlaşmasıdır. Briand-Kellogg Paktı yine barış korumaya yöneliktir. Sonradan Türkiye ve Sovyetler Birliği'nin katılması önemlidir. Kimler sonradan katıldı diye sorulur. Aynı mantıkta Litvinov protokolü de var. Dikkat edin. Milletler Cemiyeti, Locarno, Briand-Kellogg, Litvinov. Hangisinde Türkiye yok, Locarno'da var. Öncülere verilir, hangisinde Türkiye vardır, yoktur diye sorulur. Locarno'da yokuz, Milletler'de varız, Briand-Kellogg'da varız, Litvinov protokolü'de varız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşta da istediğini alamayan ekonomik siyasi kargaşaya giren İtalya'da faşizm dediğimiz aşırı ırkçı milliyetçi fikir akımı doğdu.
Benito Mussolini'nin faşist partisinin kara gömleklilerinin Roma yürüyüşü neticesinde 1922'de İtalya'nın başına Benito Mussolini geçmiştir arkadaşlar. Mesela Scala Nutku vardır, çok meşhur. Her şey devlet içinde ve devlet için hiçbir şey devlet dışında da başka bir şey değildir. Yayılmacıdır, saldırgandır Akdeniz'e. More Nostro. Bizim denizler, hatta dış politikamızda Akdeniz Paktı'nın, Sadabat Paktı'nın oluşmasıdır ve etkilidir. Almanya'da da Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan Versay gibi ağır bir anlaşmayla çıkmıştır. Weimar anayasasıyla demokratikleşmeye çalıştı ama Almanya'da bir türlü sular durulmadı, istikrar sağlanamadı, hiperenflasyon ekonomik açıdan ve neticede 1933'te Adolf Hitler Almanya Başbakanlığı'na şansölyesine getirildi. Onun da fikir akımı Nazizm, Nasyonel Sosyalizm, ki o da aşırı ırkçı milliyetçi fikir akımıdır, yayılmacıdır. Yine bizim Balkan Antantı'nın oluşmasında etkilidir. Kelime anlamı olarak Gestapo önemlidir. Nazizm'de Alman gizli servisi ya da Alman polisi olarak geçer. Bunu da vurgulamış olalım. İspanya'da da faşizm, milliyetçilik yükselecektir. İspanya İç Savaşı sonucunda General Franco ile birlikte onun diktatörlüğü başlayacaktır. Dönemin önemli isimleri. Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın izafiyet teorisi. Alexander Fleming'in penisilini bulması. George Steinbeck 29 krizi sonrası ABD, hatta iki savaş arası dönemi anlatan Gazak Üzümleri adlı eseri filmi de çekilmiştir. Sürrealizm, gerçek üstücülük, Salvador Dali. Bunlar da bu dönemin önemli isimleri sınavda çıkabilecek isimler. 20. yüzyıl başlarında dünya çağdaşının ilk kısmı. Öz olarak bu şekilde, başka bir videoda görüşmek üzere. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel unsurları ise temel ilkeleri akılcılık, kanun üstünlüğü, savaşı son çare olarak görme, barışseverlik, toprak bütünlüğünü koruma, kimseyi toprak bütünlüğüne müdahale ettirmeme, başkasının toprak bütünlüğüne müdahil olmama, yurtta barış, dünyada barış ilkeleriydi temel olarak. Birinci ve ikinci dönem olarak, kronolojik olarak ikiye ayırıyoruz. Aynı zamanda birinci dönem ağırlıklı olarak Lozan'dan kalan çözülemeyen konular, ikinci dönem ise İkinci Dünya Savaşı'nın tehlikesinin yaşandığı süreç idi. Birinci dönem yabancı okullar, Lozan'da tamamı Türkiye'ye bırakılmış ama bu konuda Fransa arıza çıkartmış idi. Hatırlayın, 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1926 Marif Teşkilatı Kanunu. Bu okullar Türkiye'ye bağlıdır, Türk müfettişlerce denetlenir, Türk öğretmenler dersine girer, Türkçe tarih coğrafya dersleri okutulur denmiş, dış müdahaleye yer verilmemiş, bağımsızlık korunmuş, dış politikadaki ilk başarı olarak geçmiştir. Musul, Lozan'da çözüme kavuşamayan tek konuydu. Lozan sonrasında Türkiye ile İngiltere arasındaki görüşmelere bırakıldı. Bu sırada çıkan Şeyh Said isyanı, konunun Milletler Cemiyeti'ne taşınması, Milletler Cemiyeti'nin Musul'u Irak'a bırakmak istemesi, neticede 1926 Ankara Antlaşması imzalanacak. 1921'de de bir Ankara vardı, o Sakarya'dan sonra Fransa ile imzalanan Ankara'ydı, Hatay'da oldu. Bu Ankara'da Musul var. Musul, Irak, İngiliz toprağı, Hakkari Türkiye'de kaldı. Irak sınırı çizilmiş oldu. Hatta petrol gelirlerinin işte %10'luk geliri 25 yıl boyunca Türkiye'ye verilecekti ama daha sonra 500 bin İngiliz sterlini aldı. Atatürk döneminde çizilen son sınırımız idi. Borçlar. Borçlar taksitlendirildi. Osmanlı üzerinde kurulan devletler arasında paylaşıldı ama Amerika'da başlayan 1929 ekonomik krizi nedeniyle ödenemedi. Tekrar düzenlendi. İlk ödeme 33, son ödeme Adnan Menderes döneminde 1954'te gerçekleşti. Briand Kellogg Paktı. Özellikle Almanya-Fransa arasındaki sorunları barışçı yollarla çözmek isteyen Avrupalı devletlerin oluşturduğu ittifaka 1929'da Türkiye'de katıldı. Sonradan katıldı. Bizim gibi sonradan katılan diğer devlet de Sovyet Rusya'ydı. Nüfus mübadelesi.
İstanbul ve adalardaki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler yerleşik sayılıp geriye kalan nüfus değiştirilecekti ama Rumlar, Yunanlar İstanbul'a Anadolu değişik bölgelerinden Rum getirerek onları da yerleştirmeye kalktı. İstanbul'da daha fazla nüfus bırakmaya çalıştı. Bu gerginliğe sorunun çözümsüzlüğe gitmesine yol açtı. 1930'un ahali mübadelesi antlaşmasıyla yerleşme zamanına bakılmaksızın İstanbul ve adalardaki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler etabli sorunu olarak da çıkar. Etabli yerleşik sayıldı. Bu sorunun çözülmesi ilişkilerinin normalleşmesine Venizelos'un Mustafa Kemal Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesine, Milletler Cemiyeti'ne üyeliğimize destek vermesine, Balkan Antantı'nın imzalanmasını kolaylaştırdı. Birinci dönem böyle. İkinci dönem, ilk olayımız Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne 32'de üyeliği de Türkiye'nin sorunları barışçı yollarla çözmesi, barıştan yana bir devlet olması, aynı zamanda İspanya ve Yunanistan'ın da destekleriyle Türkiye 32'de üye olmuş idi. Balkan Antantı yayılmacı saldırgan politikalar güden Almanya ve İtalya'ya karşı tayyar diye de baş harflerinden kodlanır ya da teyyare 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya katıldı. Bulgaristan yok. Romanya ile sınır problemi var. Arnavutluk yok. İtalya ile yakınlaşma durumu var. Akdeniz Paktı. Yine 36'da İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacılığı ki bu dönemde Akdeniz'e Mussolini, More Nostrum, bizim deniz diyor, yayılmacı. İngiltere, Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye arasında gerçekleşti. Montre, Lozan'da Uluslararası Boğazlar Komisyonu kurulacak, bayrağı bütçesi ayrı olacak, silah ve asker bulundurulmayacaktı. Aynı dönemde Almanya'nın yine Boğazlar'da aynı statüde olan Ren bölgesine saldırması, İsviçre, Montre'de Boğazlar'ın tekrar görüşülmesine ve tamamen Türkiye'ye bırakılmasına sağlandı. Misak-ı Milli'ye uygun çözülmüş oldu. Sadabat Paktı, Balkan Antantı'nın ikiz kardeşidir. Sadabat'ta 37'de yine İtalya'nın Habeşistan'da Etiyopya'daki yayılmacılığına karşı Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında imzalanan bir ittifaktır. Türkiye bu iki ittifakla Batı ve Doğu sınırlarının güvenliğini sağladığı bölgesel barışa katkıda bulundu. Sadabat'ta kim yok? Suriye. Sorular da çıkar. Neden Hatay meselesi? Hatay, 36'da Fransa Suriye ve Lübnan'ı boşalttı. Suriye'yi boşaltırken Hatay'ı da Suriye'ye bırakacağım derdi. Bunun üzerine Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu. Sandler raporu. Sandler raporu hazırlandı. Türk nüfusu ağırlıklıdır, Türk yurdudur derdi. 38'de bağımsız oldu. Sorular da çıkar. İlk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, İlk ve tek başbakanı Abdurrahman Melek'tir. 39'da Türkiye'ye katılmıştır. Çizilen son sınırımızdır. Bak, Atatürk döneminde kesinleşen çizilen son sınırımız deyince ne diyeceğiz? Irak. Neden? 39 katılmaz. Atatürk'ün vefatından bir sene sonra. Mustafa Kemal bağımsızlığını gördü, katıldığını görmedi. Çizilen son sınırımız, Misak-ı Milli'den kazanılan son toprakta Hatay olmuştur arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın da yine süreç itibariyle en önemli noktalarını savaş öncesi ve savaş süreci olarak burada özetlemeye çalıştım. Washington deniz silahsızlanması, Japonya'nın özellikle Asya'da ve Çin üzerindeki otoritesini kırabilmek amacıyla deniz gücünün sınırlandırıldığı konferans. Yeni düzen. Japonya, Asya Asyalıların sloganıyla hareket edip Batılı devletleri bölgeden atarak tamamıyla bölgeyi kendi kontrolü altına almak istemesidir ki yine şunu da vurgulayalım. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan önce Çin'in Manchuria bölgesini de işgal etmiş idi. Münih Konferansı, yayılmacı saldırgan bir politika giden Almanya'nın bu konferansıyla Çekoslovakya'nın Sudetler bölgesini yani İşte Almanların yaşadığı bölgeyi kendi topraklarına katmasıydı. Hayat sahası yine az önce belirttiğimiz gibi Hitler'in Alman ırkının mevcut topraklarının onların yaşamına yeterli gelmeyeceği, tüm Almanları bir çatı altında toplama amacıyla yayılmacı politikasıydı. İşte Çekoslovakya'nın Sudetleri, Saar bölgesi, Memel bölgesi gibi yerleri işgal edecek yine en meşhur unsur
Ren bölgesine asker sokması ve bu bölgeyi de işgal etmesi idi. Çelik Park, Alman-İtalyan işbirliğine, ittifakına verilen isim. Yatıştırma politikası Absement de denir. İngiltere Başbakanı Chamberlain'in, savaş başladığındaki başbakanın, tekrar bir savaşın çıkmasını önlemek, sorunları barışçı yollarla çözebilmek amacıyla uyguladığı politikadır ki başarılı olamayacak. Maginot taktı sorularla yine çok çıkar. Fransa-Almanya sınırında Fransa'nın Almanya'ya karşı oluşturduğu savunma hattıydı. Karınca yuvası gibi düşünün, yeraltı şehri düşünün, tren yolları, telefon istasyonları, hastaneler ve yukarıda savunma hatlarının, silahlarının bulunduğu önemli bir unsur. Mihver devletler çok sorulur, hangisi mihverdir değildir, hangisi işte Almanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın başındaki isimdir diye. Almanya Hitler, İtalya Mussolini, Japonya Hirohito. Müttefik devletler İngiltere Chamberlain vardı ama en çok ismi sorulan Winston Churchill'dır. Fransa Charles de Gaulle, ki bu İngiltere'ye de kaçıp Fransız bağımsızlığını savunacak isimdir ki Fransa'nın büyük bir çoğunu Alman işgalinde kalmıştır. ABD'de Truman da vardı savaşın sonlarına doğru ama en meşhur isim Roosevelt'tir. Sovyet Rusya'da da Stalin var idi. Vichy hükümeti az önce söylediğim gibi Almanya Fransa'nın büyük bir bölümünü işgal etmiş ve kendine bağlı bir hükümet kurmuştu. O hükümete de Vichy hükümeti deniyor. Kartal hücumu çok sorulur. Almanya'nın İngiltere'ye düzenlediği hava harekatı, Almanya'nın Rusya'ya düzenlediği kara harekatına da Barbarossa harekatı deniyor. Pearl Harbor baskını da ABD'nin Hawaii'deki askeri üssüne Japonların düzenlemiş olduğu saldırı ki bu saldırı sonucunda ABD 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Bunu da Japon General Yamamoto düzenlemiştir. O da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Atlantik bildirisi, savaşın başları da İngiltere ile ABD'nin yapmış olduğu görüşmeler neticesinde oluşturdukları bildirim önemi Wilson ilkelerine benzer ve bu BM'nin temellerini attığı da kabul edilir. Savaştan ilk çekilen İtalya'dır, son çekilen Japonya'dır ki savaşı başlatan unsur neydi? Almanya'nın Polonya'yı işgali. Bitiren olay da Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan atom bombasıydı. San Francisco Konferansı yine Birleşmiş Milletler'in resmen kurulduğu konferanstır. Savaş yıllarında Türkiye'de de 4 tane unsuru söyleyelim. Milli Koruma Kanunu devlet ekonomi üzerine tam hakimiyet kurmuştur. Üretim, dağıtım, tüketim devlet kontrolündedir. Varlık vergisi aşırı ve vergilendirilmeyen kazançlar için konulmuştur. Özellikle gayrimüslimlerden alınmıştır. İkinci 5 yıllık kalkınma planı başarısız olmuştur. Yine sorularda çok çıkıyor. Köy enstitüleri köylüye bulundukları bölgede pratik bilgiler vermek amacıyla oluşturulmuştur. Buna çok dikkat edin. Kuruluşu 1940'tır. Yani Atatürk döneminden sonradır. Hangisi Atatürk dönemindedir değildir sorularında şıklarda görebilme olasılığımızın çok yüksek olduğu bir bilgi. Soğuk Savaş 1945-1991, yani Sovyet Rusya'nın dağılmasına kadar olan süreçte ABD ile Sovyet Rusya arasında siyasi, sosyal, ekonomik, teknolojik, bilimsel, yani her alanlarda yaşanan rekabete ve gerginlik dönemine verilen isimdir. Sovyet Rusya Doğu Bloğu'nu oluşturuyor. Doğu Bloğu içerisinde de belli bir teşkilatlanma var. Kominform, işte Sovyet Rusya Doğu Bloğu'nun siyasi birliğidir. İdeolojinin bir merkezde toplanması olarak da adlandırabiliriz. Ki şunu hiç unutmayın, Kominform'dan Yugoslavya çıkarılacak. Neden? Yugoslavya lideri olan Tito, Sovyet Rusya'dan daha bağımsız hareket etmek istemiş. Bu yüzden de Kominform'dan atılmıştır. Sorularda %90 karşımıza çıkar. Comecon, bu da Sovyetlerin Doğu Bloğu'nun ekonomik ittifakıdır. Bak, birbirine çok benziyor. Kominform ideolojik siyasi, Comecon ekonomik. Varşova Paktı. 1955'te NATO'ya karşı ABD'nin Batı Bloğu'nun askeri ittifakına karşı yine Doğu Bloğu'nun oluşturduğu askeri birliktir. İnsancıl komünizm yine sorularda çok çıkar. Çekoslovakya'da Aleksandr Dubček liderliğinde
bir yerde demokrasi ile komünizmi birleştirmek, hürriyet vermek, işte seçimlerde özellikle hürriyet vererek komünizme yeni bir şekil vermeye çalışmıştır ama Sovyet müdahalesi nedeniyle başarısız olmuştur. Geldik Batı bloğunun önemli noktalarına. Truman doktrini, ABD Başkanı Harry Truman'ın oluşturduğu ve Sovyet tehdidi altında kalan ülkelere yapılan ekonomik yardımdır. Türkiye ve Yunanistan'da yardım pay almıştır. Marshall Planı, ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın oluşturduğu savaş sonrasındaki Avrupa'nın yeniden yapılanmasını amaçlayan ekonomik yardım planıdır ki bu da çok sorunlu. Marshall'a karşı Rusya'da SSCB'de kendi uydu devletlerini ekonomik yardım planı olan Molotov planını oluşturmuştur. NATO, Sovyet tehdidine karşı ABD Başkanlığı'nda oluşturulan askeri ittifaktır. Buna karşı da Varşova Paktı kurulmuştur. Dikkat edin, Cominform, Comecon, Varşova Paktı, SSCB'ye, Truman, Marshall, NATO kime? ABD'ye ait. Schuman bildirisi, Fransa ile Almanya arasında kömür çelik üretiminde ortaklaşa bir anlayış getiren, iki ülkenin birlikte üretim yapmasını öngören, diğer Avrupa devletlerinin de katılımına açık bırakılan bildiridir ki Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun ya da büyük adıyla Avrupa Birliği'nin temelini atmıştır. Roma Antlaşması, sorularda yine çok çıkacak. Bu antlaşmayla da bugünkü Avrupa Birliği ya da o günkü adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu resmen kurulmuştur. Balfour Deklarasyonu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Balfour'un Filistin topraklarında bir Yahudi İsrail devleti kurulmasına onay verdiği, destek verdiği belgedir. Eisenhower doktrini, ABD'nin Orta Doğu'da yayılma, Orta Doğu'da etkinliğini arttırabilmek amacıyla ekonomik askeri yardımlar içeren planıdır. Kore Savaşı 1950'li yılları arasındadır ki Kore, Kuzey ve Güney Kore olarak ayrılmıştı. Kuzey Kore Rus, Güney Kore ABD kontrolündeydi ki Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla savaş başlamış, sonuçta bir şey değişmemiştir. Yine Kuzey ve Güney Kore iki parçadır. SEOTO, nasıl ki Eisenhower Orta Doğu'da yayılma planı ise Amerika'nın, SEOTO'da Uzak Doğu'da yayılma planıdır. Ve bir yerde de Sovyet Rusya'yı ne yapıyor? Çevrelemiş oluyor arkadaşlar. Hindistan'ın bağımsızlık hareketinde çıkar sorularda Mahatma Gandhi, Pakistan'da ise Muhammed Ali Cinnah isimlerini görüyoruz. Hatta Mahatma Gandhi'nin bu bağımsızlık mücadelesi basit direnmiştir, silahlı değildir. Hatta İngiltere'nin koyduğu tuz vergisini protesto etmiş, meşhur tuz yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye Kore Savaşı'na asker gönderdiği için NATO'ya 1952'de üye olur. Şunu hiç unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk yurt dışı görevi Kore Savaşı'dır. Balkan Paktı, işbirliği dayanışma amacıyla Türkiye Yunanistan Yugoslavya arasında imzalanmıştır. Atatürk dönemindeki Balkan Antantı ile karıştırmayın, orada fazladan Romanya var. Bağdat Paktı, Türkiye, Irak, Pakistan, İran, İngiltere'nin bünyesinde bulunduğu ittifaktır ki 1955'te kurulur, 59'da Irak Paktı'ndan çekilir. Paktın adı çok sorunlu, Cento olarak değişir, merkezden Ankara'ya taşınır. Türkiye'de çok partili ayet 1946 Demokrat Parti ki bunların kurucusu 4 kişidir, bunlara dörtlü takdir denir. Bu dörtlü takdir CHP'den ayrılmıştır. Kimdir bunlar? Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve çok partili ayet Demokrat Parti ile başlar. Yalnız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ilk muhalefet partisi Demokrat Parti değildir. Demokrat Parti 46'da kurulmuştur. Ama 1945'te Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi adıyla muhalefet partisi kurmuştur ama o başarılı olamamıştır. Dünyadaki diğer gelişmelerden iki noktayı söyleyeyim. Yine sorularda çok çıkabilir. ENIAC ilk işte elektronik PC ABD tarafından üretildi. Sputnik'te ilk uydu Sovyet Rusya tarafından fırlatılmış idi. Yumuşama ya da detant, Doğu ve Batı blokları arasında yani ABD ile SSCB arasında gerginliğin azalması, ilişkilerin normalleşmesi olarak geçmekte. Bu normalleşme ve bu ilişkilerin gelişmesinde de Berlin buhranı
ilişkilerin başladığı unsur olarak kabul edilir. Ki biliyorsunuz işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın işgal bölgelerine ayrılması, Sovyet Rusya'nın Berlin üzerinde otorite kurması çabasıyla ortaya çıkmıştı. Neticede Berlin duvarıyla Doğu Batı olarak ayrılıp sorun bu şekilde çözülmeye çalışılmıştı. Ping pong diplomasi. Japonya'da masa tenisi şampiyonasında ABD'li ile Çinli sporcular arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve ABD ping pong takımının Çin'e davet edilmesiyle ABD ile Çin arasındaki yakınlaşmanın başlamasıdır. SALT 1 ve 2 anlaşmaları nükleer silahların sınırlandırılmasıyla ilgilidir. ABD ve Sovyet Rusya arasındadır. Birinci imzalanmıştır. Fakat ikinci, Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı 1979'daki işgali nedeniyle ABD parlamentosu tarafından onaylanmamıştır. Bunu da söyleyelim. Neden yürürlüğe girmedi? Hangisi yürürlüğe girmedi diye sorulur. Vietnam Savaşı, Vietnam Kuzey ve Güney Vietnam olarak iki parçaydı. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam'a saldırdı ki Kuzey yine Rusya güdümünde, Güney ABD güdümündeydi. 1970'lerde yapılan savaş neticesinde 1973'te iki Vietnam birleşti. Keşmir meselesi Hindistan'la Pakistan arasındaki sorundur. İşte bölge halkı Müslümandır ama Keşmir'in yöneticisi onu Hindistan'a bağlamak istemesiyle başlayan problemdir. Hala çözülememiştir. Bağlantısızlar hareketi Doğu ve Batı bloklarından ayrı olarak ortaya çıkan üçüncü gruptur. Bu hareketin başında Yugoslavya, Tito, Mısır, Abdülnasır, Hindistan, Nehru öncü olmuştur. Bu hareketin başlangıcı da Endonezya'daki Bandung Konferansı'dır. Birlikte barış içinde yaşamanın beş ilkesini kabul ederler. İşte hiçbir siyasi askeri ittifaka katılmama, bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığı, koruma sömürgeciliğe karşı çıkma gibi ilkeleri vardır. Mekik diplomasi. İşte 1948'lerden başlayıp 70'lere kadar süren Arap-İsrail savaşlarını bitirmek amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın çabalarıdır. Kim başlatmıştır, hangi olayla başlamıştır diye sorulur. Camp David Arap-İsrail savaşlarını bitirmek amacıyla oluşturulan antlaşmalardır ki İsrail tanıyan ilk Arap ülkesi Mısır'dır, sorularda çok çıkar. OPEC petrol ihraç eden ülkelerdir. Bir de AOPEC vardı. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri. Irak-İran savaşı Basra Körfezi'nde otorite hakimiyet kurabilme amacıyla 1980-88 yılları arasında iki ülke arasında yapılan savaştır ki her iki tarafta zarar görmüş. Hatta küreselleşen dünyada göreceğiz. Irak, Saddam Hüseyin yönetimi burada gördüğü zararı karşılayabilmek için Kuveyt'e savaş açacak, Körfez savaşları başlayacak. İran Gate olayı da Irak-İran savaşları sırasında İran'ın ABD'den İsrail aracılığıyla gizlice silah satın aldığının ortaya çıkmasıdır. Yuri Gagarin, Vostok 1 adlı uzay aracıyla uzaya giden ilk insan, Neil Armstrong da aya giden ayda yürüyen ilk insan işte diyor ya, benim için küçük ama insanlık için büyük adım. Sovyet Rusya, ABD. ARPANET, ABD ile ARPANET internetin atası olarak kabul edilir. Türkiye'ye baktığımızda Kıbrıs meselesi Yunanistan'da yaşanır, enosis sorularda çıkar. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama, yani megalidarın devamı. EOKAR, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Rumların oluşturduğu Türklere de saldırılarda bulunan terör örgütü. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Mutlu Barış Harekatı dönem Başbakanı Bülent Ecevit. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. İlk Cumhurbaşkanı da merhum Rauf Denktaş. 1960 darbesiyle Demokrat Parti iktidarı sona erer. Biliyorsunuz Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Tevfik Müslü Zorlu idam edilmiştir. Milli Birlik Komitesi'nin başında darbeyi gerçekleştiren isim Cemal Gürsel'dir.
1980 darbesinde de Milli Güvenlik Kurulu başında bulunan Kerhan Evren 80 darbesini gerçekleştirmiştir. ANAP 1980 darbesi sonucunda 1983'teki seçimlerle tek başına gelen iktidar partisidir ki Turgut Özal, Susuz Yaz 1963'te Metin Ersan'ın filmidir ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Yıldırım Gürses 1965'te başlayan Altın Mikrofon yarışmasında Gençliğe Veda şarkısıyla ilk birinci olan şarkıcıdır. Küreselleşen dünya, yine dünyadaki önemli gelişmeleri, hani sınavlarda çıkabileceğini düşündüğümüz noktalarla vereceğiz. Glasnost ve Perestroika, bu iki politika sorularda çok sıklıkla çıkar. Glasnost, açıklık, şeffaflık anlamındadır. Sovyet Rusya'daki ekonomik sorunları gidermek amacıyla yapılmıştır. Perestroika yeniden yapılanmadır. Yine Sovyet Rusya'da hem siyasi hem ekonomik sorunları ortadan giderici reform hareketleridir. İşte demokrasiye geçiştir. Halkın yönetimde temsil edilmesidir. Buna benzer çalışmalar. Şunu da unutmayın ki Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde başta Mihail Gorbaçov vardı. Sonra biliyorsunuz Rusya Federasyonu olacak ki Gorbaçov'dan sonra da Boris Yeltsin ismini duyacaksınız. Şangay İşbirliği Örgütü önce Şangay Beşlisi'ydi. Sonra Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüştü. Gördüğünüz gibi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Sonradan Özbekistan'ın katılımıyla kurulmuştur. Kimler kurmuştur diye sorar. Sonradan kim katılmıştır diye sorar. Ya da hangisi yoktur diye sorar. Azerbaycan. Azerbaycan'ın bağımsızlığında İbul Fez, Elçi Bey'in kurduğu halk cephesi çok etkilidir. Haydar Aliyev, bugünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası, bu sözde çok sıklıkla sorulur. Biz bir millet, iki devletiz. Bunu da kesinlikle unutmayın. Karabağ sorunu. Azerbaycan'da Ermenistan arasında yaşanmıştır. Azerbaycan topraklarındadır. Ruslar burayı Ermenileri yerleştirmiştir. Ve günümüze kadar hala sürmekte olan problemdir. Semen, önemli bir ayrıntı. Kazakistan'ın nükleer deneme alanıdır. Ve Kazakistan kendi isteğiyle bu nükleer deneme alanını kapatmıştır ki bu da dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Bağımsız Devletler Topluluğu BDT, Sovyetler Birliği'nin dağılması neticesinde 11 devletin kurmuş olduğu örgüttür, siyasi ittifaktır. Maastricht Antlaşması, hatırlayalım, Almanya ile Fransa arasında Schuman bildirisi sonucunda kurulan kömür çelik ittifakı 1957 Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu olmuştu. O da 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla ne oldu? AB adını aldı. Ustaşa, Yugoslavya'nın dağılması sürecinde Hırvatların kurduğu ayrılıkçı örgüt, bu ayrılıkçı örgüte karşı mücadele eden Sırp örgütü de Çekmek'tir. Küçük Yugoslavya olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir diye sorulur. Bosna Hersek. Dayton Antlaşması meşhur Bosna Savaşı'nı bitirmiştir ki Bosnalıların başında Aliya İzzet Begoviç bulunmaktadır. Bu isim de sorularda çok sıklıkla çıkar. Birinci Körfez Savaşı, 80-88 savaşları yani Irak-İran savaşlarında ağır ekonomik kayıpları uğrayan Irak, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'te petrol üretiyor, çok fazla üretiyor, beni zarara uğratıyor şeklindeki sebeplerin neticesinde işgaliyle 1991'de başlamıştır. İkinci Körfez Savaşı da yine Irak işte nükleer silah üretiyor, dünyayı tehdit ediyor iddiaları üzerine gerçekleşmiştir. 2005'te tabii Saddam Hüseyin devrilir. 2005'te Celal Talavani Cumhurbaşkanı olur. 2006'da da Saddam Hüseyin idam edilir. Geldik bu tarafa. Oslo görüşmeleri. Biliyorsunuz işte İsrail, Filistin topraklarında kurulmuş olan İsrail'e karşı Filistin Kurtuluş Örgütü kurulmuştu. Bu Oslo görüşmelerinin de önemi bu.
Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü resmen taramıştır. Dolly kopya koyun 1995-96'da, Türkiye'de de 2007'de boyalı adlı kopya koyun. Onyx, ABD'nin ki Türkçesi arka kuşu, Mars'a gönderdiği ve Mars'ta hayat belirtileri arayan uzay aracı idi. Böylelikle öz versiyon videolarımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.